Selamlar. Ben Erbil. Bir şeyler yapalım kanalına. Hoş geldiniz. Evet, bugün yine bir yazıcı ama gerçekten hiç bilmediğimiz bir firma. Kraliti. Ve gerçekten çok ilginç, müthiş bir isimle çıkmış. Yeni çıkarttığı yazıcı. Ender 3 Max. Wow. Kreatif olun, biraz farklı bir şeyler koyun ya. İlla Ender 3, Ender 3, Ender 3. Neyse. Şimdi Ender 3 Max'i göreceğiz. Kutu açılımını yapacağız ve incelemesini yapacağız. Ender 3 Max. Bakalım nasıl bir yazıcı. Şimdi ona bakalım. Evet. Ender 3 Max. Yani Ender 3'ü biraz sağından, solundan, üstünden çıkartmışlar, genişletmişler. Ender 3 Max yapmışlar. Şimdi ona bakalım. Gerçekten Ender 3 kadar güzel mi? En son versiyon 2'deki gibi gerçekten güzel mi? Şimdi ona bakacağız. 3 hours later. Bu makineye gelince şöyle diyebiliriz. Yani bunun için yemin edebilirim ama ispatlayamam. Kraliti firmasında birisi demiş ki, usta demiş, çıraklardan birisi. Ya demiş, elimizde bir sürü Ender 3 profili kaldı. Biraz da CR10 profili kaldı. Ne yapalım bunları demiş. Ya demiş, hepsini toplayın bir makine çıkartın. Ve bu çıkmış. Yani gerçekten öyle. Bakın. Hani biz Doğan kasasına şey Şahin kasasına Doğan yapıyoruz falan filan, böyle Doğan görünümlü Şahin ya. Bu da bir ilginç. Yani gerçekten ilginç. Nasıl ilginç? Alt tabla Ender 3 Pro. Ya bildiğimiz Ender 3 Pro. Profil tamam, Ender 3 Pro'nun profili, ama şu profil, bir tek şu profil yeni çıkmış. Yeni kesilmiş. Şu profil CR10'un profili. Baktım ya, CR10'la ölçtüm. Ölçüleri aynı. Şu CR10'un profili. Yani şu da CR10'un. Şu üst kısmı CR10'dan almışlar. Alt kısmı Ender 3 Pro yapmışlar. Tabloda tabii CR10'un normal tablası, kullandığı tablolar. Şunu da CR6'dan fazladan herhalde basmışlar. Tamam, bu güzel. Hoşuma gidiyor. Ama yani hani sadece bununla, sadece flament sensörüyle, ki flament sensörü devamlı flamenti yiyor. Ondan sonra çift fan takmışlar. Başka da böyle hani güzel bir özelliği var diyemem ya. Yani ben beğenmedim. Gerçekten beğenmedim. Şöyle ki hani çok parası olmaz ama büyük ebat ister. Hani CR10 versiyon 2'leri alamaz. Çünkü onların fiyatları 4,5 civarında. Bunun fiyatı 3100-3200 lira gibi gördüm. Ya yani yazık, günah ya. Vallahi yani çok çok özür diliyorum. Ne yapmış? Ender 3 Pro ne kadar şu an fiyatı? 1600 lira, 1700 lira, o civarlarda değil mi? 1600-1700 lira. Ya sadece profilini değiştirip sen bunu 3100 liraya nasıl satabilirsin ya? Kart, arkadaşlar kart, yani X ve Y sessiz sürücü ama Z ve E sessiz sürücü değil. Yani Z hop yaptığın zaman bukik bukik bukik, bu sesleri mutlaka duyuyorsun. Onun için Z hop yapmayın. Yani Z'yi kaldırıp indirmeyin. Asansör lift yapmayın. Artıları var mı bunun? Bir şuraya iki tane fan koydu. Bir tane de flament sensörü koydu. Bir de şu araya yaylı hop koymuş. Yani D8 trapezin yaylısını koymuş. Ama 30'a 30 olduğu için, bu kafa çok uzun olduğu için ne yapıyor? Bakın. Kaldırırken bakın, şu an çok milimetrik bir hareket yapıyorum. Mesela diyelim ki dedik her şeyden sonra kalk in, kalk in. Bak, kalkıp inmiyor. Yani burası kalkıyor, iniyor. Burası hala yerinde duruyor. Neden? Zaten Ender 3'lerde bir problemdi bu. Bir de sen bunu büyütüyorsun. Ender 3 Max diye koyuyorsun. Daha da uzun olduğu için daha da fazla salım oluyor. Daha da fazla ağırlık oluyor. Hiçbir anlamı, hiçbir işe yaramıyor. Ya bunu ben beğenmedim. Kraliti niye böyle bir malzeme çıkarttı? Neden böyle bir şey çıkarttı? Yani Kraliti, ya arkadaşım senin bir ismin var. Tamam. Versiyon 2'lerle, şunlarla bunlarla yapıyorsun ama artık Kraliti buna alıştı. İlk başta böyle abidik gubidik bir malzeme çıkarıyor. Ondan sonra üstüne yavaş yavaş, peyderpey peyderpey, yavaş yavaş. Hadi bundan sonra işte Ender 3 Max versiyon 2 çıkar.
ne yapar? Komple hepsini sessiz sürücü yapar. Ekranı dokunmatik ekran yapar, bitti. Alın, kullanın der. Ya extruder'ın da değişiklik yok. Hot end'in de değişiklik yok. Power supply'in de değişiklik yok. Ekranında değişiklik yok. Bir tek kartı değiştirmiş, bir cam değiştirmiş. Yani ben hiç beğenmedim. Ya YouTube'dan bakıyorum, Thomas Sedler'de şunlar da bunlardır, birkaç şey var. Ya bunu nasıl beğenebiliyorlar, ben onu anlamıyorum. Ya ben bilmiyorum bu işi. Kesinlikle ben bilmiyorum bu işi. Ben bu makineyi beğenmedim. Ha şöyle. Mali durumun yok. Büyük ürünler basmak istiyorsun. Yavaş bir şekilde bu basar. Bakın o kadar uğraştım, güzel baskı aldı. Bakın kötü baskı aldı demiyorum. Şunu gördüğünüz gibi güzel baskı aldı. Ama benim demek istediğim şu: yeni bir ürün çıkarıyorsun. Yeni bir versiyon yap. Yani dokunmatik ekran yapmasan bile renkli ekran yap. Hadi ekranı geçtim ya. Ekranı boş ver. Ya gerdirme yap. Şuraya gerdirme yap. Buraya gerdirmeleri koy. Yani niye koymuyorsun? Neyse arkadaşlar. Her şey bittikten sonra ilk çıkarttığım küp korkunç. Şöyle gösterebilirim. Üzerindeki izler belli oluyor mu? Evet, şöyle yaparsak belli oluyor. Ondan sonra Z kalibrasyonunu, X kalibrasyonunu, Y kalibrasyonunu hepsini yaptım. Ondan sonra kübü oldukça düzelttim. Ondan sonra yine birkaç uğraş yaptım. Geri çekme ayarları, şunlar bunlar falan filan, bunlarla uğraştım. Ondan sonra şunu bastım. Bakın. Ama yine ghostingler, wobble'lar, bunlar mevcut. Uzun zamandan beri bu wobble'ı, ghosting'i görmüyorduk. Yine görmeye başladık bu makineyle. Test baskısı. Tabii bunu yanlışlıkla kırdım. Lakin kırılmasına rağmen bakıyorum. Normalde biliyorsunuz şu 4 tane, 5 tane, bir tanesi de elimde. Bunların hepsi kayboluyordu. Sağ olsun bunda kaybolmadı. Bunda kaybolmadı. Ama bunu da zar zor çıkarttım, ama diğerleri kesinlikle çıkmıyor. Yani baskı hassasiyeti yok. O kadar iyi, o kadar düzgün bir şekilde uğraştım ve extruder ayarını yaptım. Ama bunda olmadı. Çift fan yaptık. Bunun için güzel dedim. Çift fan güzel. Bakalım dedim köprülemeleri nasıl yapacak. Yine şu şekilde göstereyim. Köprülemeyi düzeltememiş. Yani çift fan takmışın güzel. Ama bunu bir türlü düzeltememişin. Gözde görünüyor ama kamerada görünmüyor. Şurası hep çizik çizik. Ya eğer düzgün bir fan koyduysan bu açılılar böyle çizik çizik olmamalı, daha düzgün olmalı. Bilmiyorum neden böyle çizik çizik olduğunu. Yine araştıracağım, yine biraz daha uğraşacağım bu makineyle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani yazıcı değil. Yazıcı benim hoşuma gitmedi. Sizin hoşunuza gider mi bilmiyorum. Yazık, paranıza almayın bunu. Benim hoşuma gitmedi. Tabii yorumlar yine sizin. İnşallah bunun duyarlar da biraz daha yükseltirler, biraz daha düzgün bir şeyler yaparlar. Ya Ender 3 Pro'yu almışlar. Sağından solundan çekiştirmişler. İki katı fiyatına satıyorlar. Yazık, günah. Teşekkür ederim. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım. Hadi hep birlikte bir şeyler yapalım Erbil'le ha. Sen de kap evine 3D yazıcı. Belki çıkar bir gün hayallerine alıcı. Dünya değişiyor, kurallarına alışın. Tabloya yapışmadı diye bu kaçıncı basışın. Diye üzülme, bu işte pes etmek yok. Filamente sinirlenip onu pert etmek yok. Baskılarını alıp hadi sert bir yere koy. 3D yazıcımla dünyada dertlere son vermeye gelmişim. Bu işte sanki ermişim. Çok da büyütmeyin ama ben de bir dervişim. Kolayı vardır öğrenirsen her işin. Yaptığın baskılara bakıp dersin neymişim. Ben be artık hayaller bile toz pembe. Çünkü dostum yazıcımla koz bende. Benden bu kadar Erbil abi, söz sende. Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Sen de hayallerini oluştur evinde. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Sen de hayallerini oluştur evinde. Sen de kap evine 3D yazıcı. Sen de kap evine 3D yazıcı. Sen de kap evine 3D yazıcı. Hayallerini oluştur evinde. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım. Bir şeyler yapalım Erbil'le. Sen de hayallerini oluştur Erbil'le.
Hadi hep beraber bir şeyler yapalım.